Baştan mı soysaydım ya? Böyle inanılmaz zor olurdu. Böyle daha iyiymiş ya. Bunu daha birçok tarifte gördüm. Bu şekilde çekirdeklerini ayıklayıp kurutuyorlar. Bildiğimiz kabak çekirdeği yani. Ve çorbanın üzerine yapıyorlar kurutup. Bunu da bir deneyeceğim. Bunu ben de ilk kez yaptığım için derecesini bilmiyorum. Ben biraz deneyerek gideceğim. Ama videoya yazarım. Sanırım yani bu bir yemek olduğu için 200'lerin üzerinde gitmeyi planlıyorum. 220-230'la başlayabilirim. Yumuşak mı diye kontrol ettim ben. Gayet yumuşaklar. Güzel kokuyor. Özellikle tarhun deneyin. Ben daha önce bunu içinde tarhun denemedim ama bence tarhunların için çok yakışıyor. Tazesini çok sevmiyorum ama kurusu çok güzel. Şimdi burada bir ölçüsü var bunun. Soğuk yazan kısımda şuraya kadar doldurabilirsiniz suyu diyor. Ben öncelikle bir tık daha az koymak değil, şu yüzeyine geçecek kadar koyayım ya. Şimdi çok kıvamlı olacak kesin. Zaten ben de 1400'e kadar koyabiliyorum şimdi. Bu bana da o kadar yeterli gibi. Kapağını da kapatıyorum. Burada... Çorba mı da hangisi bunun ya? Şu. Sanırım şu an suyu kaynatıyor. Daha önce hiç çorba yapmadım bunda bu arada. Evet, suyu kaynatıyor şu an. Bir baloncuklar çıkmaya başladı.
Bunu kurutacağım için daha düşük bir dereceye getirmeyi düşünüyorum. Yani öyle bir tahmin yürütüyorum. Şöyle yüzlerde falan deneyeceğim. Ve birazcık boşluklandırdım. Hemen bakma geldi. Biraz kereviz sapı ilave edeceğim ama ocak açılmadan ilave etmem lazım. Yani kötü bir haberim var. Sadece ısıtıp duruyor ya. Yani kaynatıp duruyor. Neler oldu zaten çekmedi hala. Yani bir rondolaması gerekmiyor muydu? Ne zaman çekeceksin? Bunu bu şekilde yapmak istemeyenler için normal fırından tencereye koyup üzerini kapatacak kadar su koyup birazcık kaynatıp, yani bence 10 dakika 15 dakikada kaynatmak yeterli olur. Zaten çünkü fırından yumuşamış halde alıyorsunuz. Ondan sonra air blender ile gayet çekebilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Kıvam bayağı iyi. Kıvamı inanılmaz güzel olmuş ya. Biraz böyle taneli pürüzlü falan bekliyorum açıkçası ama. İnanılmaz iyi olmuş. Sanırım inanılmaz çok kaynattığı için olabilir. Belki siz de tencerede çok kaynatırsanız hani bu hiç böyle şey hissi yok, yani bir pütürtü hissi yok. Bu kaymak gibi inanılmaz. Oha, bunu yağında sürmüşler. Yağlı. Güzelmiş bence bu. Şey. Güzelmiş. Güzelmiş. Güzel. Güzel mi? Güzel.
Güzel. Yeşil daha güzel bence. Yeşile bak. Ben beğendim yeşili. Kırma herhalde. Zeytin. Ne gibi? Antakya. Hatay yazıyor zaten. Öyle mi yazıyor? Hatay Halil Zeytin. Halil. Bu da taş baskı yağlı seviyor. Şimdi uzun zamandır ben bir zencefil tarifi arıyordum aslında. Ama hep bulduğum şart tarifleri işte zencefil ve limon. Ben birazcık daha tadını baskılasın istiyorum. Rahat içebilmek için. Bunun normal versiyonları zencefil, limon ve isterseniz biraz zerdeçal tozu ya da taze zerdeçal bulursanız. Yine zencefillerden oluyor da bunlardan. Kök meyve mi artık sebze mi öyle bir şey. Onun dışında ben birazcık böyle elma ile portakalla falan tatlandırılan bir tarif buldum. Bayağı araştırdım. Bu da tamamen şeymiş, bağışıklık sistemimiz, bu immün sistem denen şey. Onu toparlıyor. İşte yorgunluğunuzu, bitkinliğinizi düşürüyor. Yüksek ihtimal detoks görevi görüyordur tabii ki. Ben birazcık daha böyle vitamin takviyesi olur işte. Bağışıklık şeyi olur. Düzenleyicisi olur. Bende de birazcık halsizlik vesaire oluyor zaten. Belki onlara da işe yarar diye düşündüm. Biraz böyle su ekliyorum. Çünkü çok katı olursa dönmeyecek. O da iyice mikserden geçsin. Biraz agave şurubu ekleyeceğim.
Şimdi bunu bir şişeye koyacağım. Böyle posa çıkarttığı için çalkalamak gerekiyor. Yani pardon, dibe çöktüğü için posası. Bu da mantar kabak pişişi olduğu için bunu böyle streç bilmiyorum. Bunu içmeden önce çalkalayın. Çünkü sürekli posası üste çıkacak. Suyu altta kalacak. İnanılmaz acı. Cheers. Şu an şuramdan böyle bir aşağıya bir yangın iniyor. Bütün yakarak geçtim. Bu iyi bir şey bence. Bunu sanırım bildiğime göre aç karnına içmek lazım. Mide rahatsızlıkları falan yaşıyorsanız aç karnına içmek çok mantıksız olur. Dayanılmayacak gibi bir şey değil bu arada. Ya şuradan geçtiği his çok ferahlatıcı, yani çok güzel bence. Bence denemeniz lazım. Bunu da ben böyle 3-5 günde bitiririm diye tahmin ediyorum. Yani ya da bir hafta falan. Çalkalaya çalkalaya içeceğiz. Daha fazla ayırmak çok mantıklı değil. Yani limonun, portakalın vitamini yüksek ihtimal ölecek zaten. Bir tatlandırıcı görevi görecek sadece. Yine de böyle bir 5 gün, bir hafta falan buzdolabında saklanabilir bence. Getir getir, orada. Orada. Topu orada. Getir. Aslında ben birazcık salonu yeniliyorum. Yani salonu yeniliyorum değil de bir orta sehpaya ihtiyacım vardı. Benim orta sehpamın üzeri böyle çok deforme olmuştu. İşte bardak izleri kalıyor. Böyle boyası falan kalktı çok kötü. O yüzden bir orta sehpa yaptırıyorum şu an. Bir 15 güne falan o gelecek. Ve ben de şu kısmı biraz düzenlemek istiyorum. Şimdi benim liseden kalmış öyle bir tuvalim vardı. Hatta gördüğünüz gibi üzerine natürmortu başlamışım ve bitirmemişim. Böyle seneler brandlerin evinde duruyor da en son aldım bunu. Bunu öncelikle bir şey yapmak istiyorum.
Bunu da mutfağa atacağım. Çünkü burada böyle tek başına olmadı gibi bu. Mutfak tarafını daha güzel duruyor. Şimdi bunu ya dik konumlandıracağım. Ya da yatay konumlandıracağım. Bilmiyorum. Bende yine çerçeveler vardı. Onlardan belki böyle şöyle simetrik. Asla gözükmüyorum şu an. Şöyle gibi bir şeyler olabilir. Belki. Belki hatta çok siyah leke kalmasın diye belki bu çerçevelerin kenarını da boyayabilirim. Elini olmakla birlikte şu an. Şimdi biraz fikir edinmeye çalışıyorum ama çünkü ne yapacağıma karar vermem lazım. Belki de bunu hiç beyaza kapatmam gerekmez çünkü. Daha koyu bir zemin atacaksam. Şimdi boşu boşuna beyaza kapatırım. Sonra üzerine kapatmam gerekmediğini düşününce üzülürüm yani. O yüzden ne yapacağıma karar vermeye çalışıyorum aslında. Biraz fikir edinmeye çalışıyorum. Böyle amorf desenler mi yapsam acaba diyorum. Böyle tamamen soyut. Ama işte yanlarına ne yapacağım o zaman onu bilmiyorum. Şu an kafam bir karıştı ama sanki şöyle bir şey istiyorum. Ya buna aslında böyle aynı halı gibi bir renk şey yapabilirim. Yani istediğim renkler içinde kullanabilirim. Mesela ben birazcık mavi olsun istiyorum. Birazcık böyle griler, yeşiller olsun istiyorum. Öyle bir geçiş yapabilirim düzensiz bir şekilde. Yani ton böyle degrede gibi gidecek sanki. Böyle bir sürü şey var. Şurada da şey yapmışlar. Van Gogh'un tablosundan. Böyle bir şey yapabilirim aslında. Akrilikle yapacağım. Daha çabuk kuruyor diye aslında. Yağlı boyayla falan da yapabilirsiniz. Bunlar da bayağı eski akriliklerim. Benim üniversite zamanından, lise zamanından kalma. Hatta lise zamanından kalma pardon. Bir anda kot ve kazakla çıktım. Bir arkadaş gelmiş Foça'ya. Onunla buluştum. O yüzden acil bunları bırakıp çıktım. Şimdi hatta tabağı yıkadım. Tabaktaki boya da kurumuş. O yüzden tekrar boya yapacağım. Bir yeşile geçeceğim artık. Güzel bir haki yeşil yapmayı planlıyorum. İnanılmaz sıcak şu an burası. Mavi koyacağım.
geçiyorum ama bir şey tutma. Yapayım mı? Neyi istersen? Fark etmez. Kafama böyle bir şeyler koyacağım. Vazgeçtim.